sportif tarz, eğlenceli sürüş, pratik kullanım. İşte segmentine dinamizm getiren Toyota Yaris Hibrit. Bursa Toyota Plaza Akkoyunlu'dan herkese merhaba. Daha önce yeni Yaris Hibrit'i tanıtmıştık ama bu sefer yerinde görelim istedik. Yeni Toyota Yaris'in kabini dış tasarımdaki dinamik tarzı içeride de sportif bir yaşam alanıyla buluşturacak şekilde tasarlanmış. Daha geniş ve daha rahat koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler, mavi ambiyans aydınlatması, birbirine uyumlu çizgileri ve teknolojileri yeni Yaris'in çekiciliğini arttırmış. Yeni Toyota Yaris 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota hibrit teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris'in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Toyota Yaris'in sahip olduğu 1.5 hibrit dinamik force sistemi, daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre %20 daha az yakıt tüketimini sağlıyor. Toyota Yaris Hibrit, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor. 1490 cc, 116 beygir güç üreten motora sahip Toyota Yaris. Maksimum 175 km hız yapan araç, 0'dan 100'e 9.7 saniye gibi iyi sayılabilecek bir rakamda ulaşıyor. Hibrit araç çok noktalı direct enjeksiyon ile besleniyor. Aracın asıl force'u yakıtlarda ortaya çıkıyor. Şehir içi yakıt tüketimi 2.3 litre, şehir dışı yakıt tüketimi 3.2 litre, ortalama yakıt tüketimi 2.75 litre gibi gerçekten müthiş cimri yakıt tüketimi değerlerine sahip. Bagaj hacmi ise 286 litre. Belki de sınıfta kalan tek noktası yetersiz bagaj hacmi. Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiasını yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağı benziyor. Bu sınıfta tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkacak olan yeni Yaris, Toyota'nın itici gücü olacak. Bu çok net belli. Tamamen yenilenen Yaris'in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaştı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre %20 daha az yakıt tüketimi sağladığını belirtmiştik. Üçüncü nesil Yaris ise segmentinde kullanılan ilk hibrit motoru ile öne çıktı. Dördüncü nesil Yaris de segmentinde ilk ön orta hava yastıkları ve kavşakta çarpışma önleyici sistem ile sınıfının en iyi güvenliğini sunuyor. Güvenlikten ödün vermeyen yeni Yaris, Autobest ödüllerinde takdir görürken yüksek güvenlik teknolojileriyle Safety Best 2020 ödülünü kazandı. Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor. Verilen bilgiye göre ilk nesil Yaris ile Avrupa'da yılın otomobili ödülünü alan Toyota, ikinci nesil Yaris ile segmentinde Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk model unvanını kazandı. Aracın çok dinamik bir tasarımı var. Dış görünümü gerçekten çok iddialı. Aracın dış tasarımından biraz bahsetmek gerekirse, öncelikle aracın uzunluğu 4 metreden daha kısa olmasına karşın, dingil mesafesinden 50 mm artmasıyla daha fazla yaşam alanı elde edilmiş. Yeni Yaris'in 15 alaşımlı jantları var. LED ön üst ve arka alt ızgara, LED ön ve arka farlar çok dikkat çekici. Bagajın üstünde LED arka stop lambası var. Gördüğünüz gibi çift renk gövdeye sahip Yaris. Köpek balığı yüzgeci tipli anten takmışlar araca. Karartılmış arka ve arka yan camlar var. Elektrik kumandalı, ısıtmalı, dönüş sinyalli, otomatik katlanabilir yan aynalar var yeni Yaris Hibrit'te. Follow me home, yani refakatçi aydınlatması var. Akıllı giriş ve çalıştırma da var ayrıca yeni Yaris Hibrit'te. Yeni Yaris Hibrit, sportif ve teknoloji odaklı. Yeni Toyota Yaris'in kabini, dış tasarımdaki dinamik tarzı, içeride de sportif bir yaşam alanıyla buluşturacak şekilde tasarlanmış gibi.
daha geniş ve daha rahat koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler, mavi ambiyans aydınlatması, birbirine uyumlu çizgileri ve teknolojileri yeni yarışın çekiciliğini arttırıyor. GAB platformu ile birlikte yüksekliği 40 mm azaltıldı. Genişliği 50 mm ve iz açıklığı 57 mm arttırılan Yaris daha sportif profile ulaştı. Genel uzunluğu 5 mm azaltılan boyutları ile birlikte Yaris sınıfının lideri dönüş çapına sahip oldu. Yeni platformun tasarımcılara sunduğu daha fazla özgürlük sayesinde göz alıcı bir tarza sahip olan Yaris, büyük ve alçak ön ızgarası, LED ön farları, LED sinyalleri, dinamik jant tasarımları, alçak tavan çizgisi ve araç boyunca uzanan bumerang formuyla her açıdan muhteşem bir araç olmuş. Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunduğunu belirtiyor. Toyota'nın TNGA platformu üzerine yapılan yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde devamına sahip. Bu platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre %37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu. İç tasarıma bakalım biraz da. Ön cama yansıtmalı head-up display, yani renkli gösterge ekranı var araçta. 8 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi mevcut, akıllı telefon entegrasyonu da var tabii ki içinde. 4.2 renkli premium TFT ekran var. Sürücü kokpiti her şeyin tamamen sürücü kontrolü altında olacak şekilde tasarlanmış. Bununla birlikte Toyota Yaris'in görüş açısını daha da iyileştirmek adına A sütununu daha geriye almış ve ön konsolu daha alçak şekilde konumlandırılmış. Sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe 20 mm arttırılarak kabin konforu ileriye taşınmış durumda. Direksiyon simidi de, vites topuzu da deri. Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Direksiyon üzerinden müzik sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Telefon bağlantılarınızı da direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. Ön kol dayaması gerçekten çok kaliteli ve yumuşak. Ön koltuklar çok sportif. Kırmızı dikişler de ayrı bir hava katmış Yaris'e. Sanki yarış otomobili havası var. Bu koltukların yükseklik ayarları da var. Artık birçok araçta standart olan 12 volt güç çıkışı da mevcut. Çocuk güvenlik kilitli camları görüyoruz. Immobilizer motor kilitleme sistemi ve çift bölgeli otomatik klima da var. Toyota Touch 2 ekranı üzerinde geri görüş monitörü var. Kendiliğinden kararan iç dikiz aynaları çok şık görünüyorlar. Elektrikli ön ve arka camlar hepsi tek dokunuşla açılıp kapanabiliyor. Aracın içinde konumlandırılmış 6 hoparlör var. Ses sistemi enteresan şekilde çok iyi. Az önce son ses müzik açtım. Sanki eğlence merkezindeymişsiniz gibi ses çok dengeli ve kaliteli dağılıyor aracın içine. Araçta güvenlik sistemleri çerçevesinde yeni Toyota Safety Sense kapsamında kavşakta ön çarpışma önleme sistemi, yaya ve bisiklette algılama özellikle ön çarpışma önleyici sistem, acil durum direksiyon desteği, adaptif hız sabitleme sistemi, akıllı şerit takip sistemi, frende tutma sistemi, otomatik yanan uzun far sistemi mevcut. Yeni Yaris'te sürücü yardımcılarının yanı sıra segmentinde bir ilk olarak ön orta hava yastıkları yer alıyor. İçerideki yan çarpışmalarda yaşanacak darbelerden koruyacak şekilde tasarlanan ön orta hava yastığı ve son jenerasyon Toyota Safety Sense ile birlikte Yaris, dünyanın en güvenli B segmenti olarak iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Aracın kampanyalı fiyatı 336.350 TL olup, kanalımız vasıtasıyla gittiğinizi belirtirseniz 330.000 ekstra kampanya fiyatına çekileceğini unutmayın. Ayrıca birçok kredili alma kampanyaları da mevcut. ÖTV indirimini de uyguladığınızda aracın fiyatı 183.000 TL'ye düşüyor. Bagaj benim için sorun değil, yeter ki çok az yaksın, yol tutuşu iyi olan son teknoloji, şehir içi kullanıma uygun bir otomobil istiyorum diyorsanız en iyi alternatiflerden birisi de yeni Yaris Hibrit. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun.